Sayın İl Başkanım, önceki dönem milletvekili, gençlik kolları İl Başkanım, belediye başkanı arkadaşlarım ve saygıdeğer Ilgazlı hemşerilerim. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Nefes almak bayramdır mesela. Günün birinde soluksuz kalınca anlar insan. Görmenin nasıl bir bayram olduğunu karanlık öğretir. Sevmeninkini yalnızlık. Sızlamayan her organ, hele de burun direği bayramdır. Bayramdır elden ayaktan düşmemek, zihinden önce bedeni kaybetmemek, kurda kuşa yem olmayıp çok şükür bugünü de gördük diyebilmek. Sevgili Ilgazlar, Allah'a şükür ikinci defa ekibimizle birlikte sizlerin huzuruna çıkmayı nasip eden Yüce Mevlam'a çok minnetlerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum. Ekibimizle birlikte Ilgaz'da çok güzel hizmetlere imza attık. Bu hizmetleri yaparken il başkanlığımız Muhammed Bey, hele ki geçmiş dönem milletvekilimiz Salim Çivitçioğlu'nun çok büyük katkılar oldu. Bu işler öyle kolayla olmuyor. Ben bunu övünerek söylüyorum. Çankırı'nın tek borçsuz belediyesi Ilgaz Belediyesi. Size kısaca yaptıklarımızdan bahsedeceğim. Çünkü yapılanlar hemen unutuluyor. Hatırlatma anlamında ufak ufak bahsedeceğim. Yoksa bizim yaptırdığımız broşürde 168 sayfa broşür yaptırdık. 5 yılda yaptığımız işlerin tamamı, millete dağıttık bunu. Her evde var. Şimdi itfaiye ve garaj binamızı en modern şekilde hizmete açtık. Bunu yaparken Adalet Bakanlığımızın hapishanesinin önce tahsisini aldık. Yanında bizim bir un değirmenimiz vardı. 1970'li yıllarda herkes hatırlar. İkisini birleştirdik ve çok güzel bir kara camiliği, yanına da çok güzel bir itfaiye binasını kazandırdık. Spor salonu, gençlik merkezi, kapalı halı saha ilçemize kazandırdık. Hele bir mezarlıklar müdürlüğü yaptık ki, bunu övünerek söylüyorum, daha bölgede bu kadar kaliteli hizmet veren bir mezarlıklar müdürlüğü yok. Bunu siz Sayın Ilgazlı hemşerilerinin takdirine sunuyoruz. Biz ne yaptık? Çocuklarımız bütün gösterilerini okullar, sınıflarda yapıyordu. Modern bir çok amaçlı salon yaptım. Ve elhamdülillah yapıldığı günden bugüne kadar 150'ye yakın orada program gerçekleşti. Altyapı. Altyapıda kimsenin cesaret edemediğini elhamdülillah biz ettik. Bu çarşının içini, merkezi 4 defa kazdık. Elektrik hattı, su hattı, kanalizasyon hattı, doğal gaz hattını yaptıktan sonra bu milletin villalarının önüne döşeyemediği bekonit taşı çarşı merkezinin tamamına döşedik. Yaklaşık 25 kilometre kanalizasyon yaptık. 25 kilometre içme suyu hattı yaptık. Yazıköy'den sanayiye kadar ana hatlarımızı değiştirdik. Artık Ilgaz'da sadece 1 kilometre asbestli boru kaldı. İnşallah önümüzdeki dönem sizlerin destekleriyle onu da değiştireceğiz. 450 bin metrekare mahallelerimize bordür ve kaldırım çalışması yaptık. Bu 450 bin metrekare
tüm ilçelerin yaptığı kadar bordür ve kaldırım çalışması yaptım. Bizim sadece sıkıntımız imardan dolayı yol terkleri olmayan kenar mahallelerde kaldı. İnşallah Çevre Şehircilik Bakanlığımızın 81 ilde 81 proje kapsamında Çankırı'dan bunu da Ilgaz Belediyesi'nin aldığı imar ve 18 uygulamasını biz aldık. Bizim 17 tane Çankırı'da belediyemiz var ama elhamdülillah bunu da Ilgaz aldı. 10 milyonluk çalışmayı devletimize bedava yaptırıyoruz. İmarda sorunlu olan, gaz alamayan, kanalizasyonunu geçiremeyen kenar mahallelerimizin tamamı önümüzdeki dönem elektriğini de alacak, kanalizasyonunu da alacak, suyunu da alacak, yolu da açılacak. Asfalt, temelli sıcak asfalt bizimle tanıştı Ilgaz. Bunda mütevazi falan olmaya gerek yok. 25 santim alt temel, 10 santim üst temel yine Yazıköy yolundan eski İstanbul Caddesi sanayiye kadar. Şehit Cemil Çelik Caddesi duble yolu tamamını şu andaki mevcut belediyemizden Kiseköy sınırına kadar temelli sıcak asfalt bizim dönemimizde geldi. Ziraat Bankası. Biz her şeyin altyapısını oluşturarak işimize bakıyoruz. Bizim derdimiz Ilgaz. Sevdamız Ilgaz. Biz burada belediyeyi yıkamaz. Meydan yapamaz. İşte yıktık. Ama yıkmadan önce ne yaptık? Herkesin gönlünü yaparak kamulaştırdık. Kimseyi ötekileştirmeden, anlaşarak. Kamulaştırırken ne yaptık? Ziraat Bankası binasını aldık. Bunda da Sayın Vekilimin Allah razı olsun çok katkısı var. Genel müdürlükle 1 milyon 250'den bize 185 bin liraya o binayı aldı. Sonra ne yaptık? O binanın güçlendirmesini yaptık. O binayı belediye hizmet binasına dönüştürdük. Orada 4 tane de ayrıca dairemiz var şu anda. Şu anda hizmetimizi orada veriyoruz. İnşallah bu meydan 3 kat otopark. Şu anda sürpriz bir projem daha var bu meydan üzerinde. Onu söylemeyeceğim. Burası meydan olacak. Ilgaz'ın nefes alacağı bir nokta haline getireceğiz. Sağlık tesisleri. Belediyemizin arsasını ASM, TSM'ye 5,5 dönüm arsamızı hibe ettik. Oraya o binayı yaptık. 1 aya kadar o binanın açılışını da sağlayacağız. Biliyorsunuz hastanenin yanındaki sağlık ocağımız çok depreme dayanıksız kötü. Orayı da oraya taşıdıktan sonra hemen karşısına da bir eczane yaptık. Eczaneyi kiraya vereceğiz. Belediyemizin 3-5 kuruş geliri olacak. Hamam. En büyük yaramız. Hamamı 10 numara yaptık. 4 dörtlük. Havuzuyla, saunasıyla tarihi hamam. Yaptık ama işletmeci yok. Bak burada bütün Ilgazlıların görev olsun. Hamamcı bulalım, yarın açalım. Bedava vereceğim işletmesini, bedava. Yeter ki yapacağına inandığımız bir adam olsun. Merkez Yeni Cami. Merkez Yeni Cami'nin rekreasyon işini yaptık. Eskiden bir cenazemiz oluyordu. Dışarıdan gelen misafirlerden vallahi ben utanıyordum şahsen. Ama şu andaki genel hatlarıyla durum nasıl oldu? 10 numara oldu. Caminin altı nasıl olacak? Hanım kardeşlerimiz bu teravihi sıcacık, tertemiz, inşallah merkez yeni camimizin altında kalacaklar. Bu Ramazan'a oranın açılışında yapacağız. Başka ne yapacağız? Millet kıraathanesi karşısındaki eski Pima Benzi Sait'in olduğu dükkanı millet kıraathanesi yapıyoruz. İnşallah o da cami cemaatimize, Ilgaz halkına ucuz hizmet verecek. Biz bunları ne yapıyoruz? Vatandaşımız rahat, güzel bir Ilgaz görsün, Ilgaz'a kavuşsun, yaşanılabilir bir Ilgaz olsun diye yapıyoruz. Başka ne yaptık? 15 kilometre su hattı kazarak mahallelerimize şişeleme suyu kalitesinde hışiş suyunu dağıttık. Bunun bir sürü dedikodusu oldu. Yok,
terkos suyundan veriyormuş bilmem ne yapıyor. Ya ben ya aptal bir adam mıyım Allah'ınızı severseniz. 15 kilometre niye kazıyım ben ya? 13 tane Hışiş Çeşmesi'ni mahallelere dağıttık. Parkları yeniledik. Esasında eksik olduğumuz konu parklardır. Ama elhamdülillah 2023 yılında parkların genel bakım onarımını yaptık. Gençlik konseriydi. Her yıl öğrencilere verdiğimiz burs desteği, ortaokul ve lise öğrencilerine verdiğimiz kitap desteği, bunları saymaya bile gerek yok. Biz başka ne yaptık biliyor musun? Ilgaz halkından 2150 hanımefendi, erkek ve öğrencimizi Konya'ya, Bursa'ya, Çanakkale'ye gezi düzenledik. Bu öyle her ekibin başaracağı falan bir iş değil. Ben buradan ekip arkadaşlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman yanımdan ayrılmadılar. Arkamda dimdik durdular. Biz de garip kurabaya, fakir fukaraya elimizden gelen desteği verdik elhamdülillah. Yani öyle resim çalıştayları, diplomatik kayak yarışmaları bunları anlatmaya bile gerek yok. Yani biz bunları da yaptık. Onu da biz yaptık. İnşallah Ilgaz'ın çehresini değiştireceğiz. Her şeye rağmen, her duruma rağmen dimdik duracağız. Ilgaz yaşanılabilir. İş sahası olan, şimdi bahsedeceğim neler yaptığımızı, nelerin altyapısını oluşturduğumuzu. Şimdi şu anda devam eden parası hazır işler. Kapalı yüzme havuzu. Aletli spor salonuyla, yüzme havuzuyla, çocuk oyun alanlarıyla, kafeteryasıyla tam bir kompleks. Şu anda 150'deyiz ve parası hazır, devam ediyor müteahhit firma. Yaza inşallah hizmete alacağız. Kent meydanı. Bu kent meydanını kamulaştırmak, yapmak 200 milyon TL. Her kişinin harcı değil bu iş. Her kişinin harcı. Her. Dibek Çayır. Dibek Çayır elhamdülillah oradan 60 bin metre küp toprağı drokline ile aldırdık. 52 bin metre rekreasyon alanı oluşturacağız orada. Ora Ilgaz'ın en yer olacak. Hem Ilgaz için hem İstanbul'dan Hopya'ya giden vatandaşlarımızın uğrak noktası yapacağız. En büyük projelerimizden bir tanesi de önümüzdeki dönemi o. Altyapısını oluşturduk. Mera'dan hazineye devrini yaptırdık, tapusunu aldık. Ot parasını yatırdık, 1 lira borcumuz yok. Yapım maliyetini de finansmanını sağladık. Pazarçayı ıslah projesi ihale edildi. 115 milyona ihalesini yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Mart'ta şantiye kurulacak. İnşallah Nisan Mayıs gibi müteahhit firma başlayacak. Bunu da biz becerdik. Bu lafta olmuyor. 30 senenin projesiydi bu proje. Ama yaparsak oluyor. Biz bakanlıklarda yata yata aldık bunların parasını. Bu ihaleleri yata yata çıkarttık. Öyle boş konuşmayla olmuyor. Bekara karı boşamak kolay. Şimdi en büyük sorunumuz işsizlik. Biliyorsunuz Kızılay açılacak, protokol imzalandı, makinalar alındı. 11 milyon euroluk makinalar aldı Kızılay. Yapmama gibi bir şansı yok. Ama geldiğimiz günden bugüne kadar geldik, dünyada ekonomik kriz. Bir yıl sonra pandemi. Geçen yıl 6 Şubat depremiyle 14 milyon insanımızın etkilendiği bir deprem yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin. Ilgaz ne yaptı? Ben Ilgaz'la, Ilgazlarla gurur diyorum. İllerin yapamadığını bu Ilgaz yaptı. 500 bin kişiye Hatay, Erzincan'da aş verdiysin. Bu Ilgaz verdi bunu. 30 iş tur sadece belediyenin organizasyonunda deprem bölgesine yardım gitti.
Ben bunu övünerek söylüyorum. Ilgazlılar yaptı bunu. Çankırı'da 3 tane aşevi vardı elhamdülillah. Biri Şeyh Yunusları. Bir tanesi Dernekler Birliği Ilgaz. Bir tanesi Ilgaz Belediyesi. Ne kadar önsegar. Bütün işlemlerini hallettiğimiz, yerini kamulaştırdığımız, aldığımız Gavronu Hanı projemiz var. Hemen hamamın yanında. İnşallah bu dönem bunu bitireceğiz. Hastane. Ilgaz Devlet Hastanesi'ni yol kenara indireceğiz. Yatırım programına alındı. 25 oda, 50 yatak, 7500 metrekare yeni hastanemiz inşallah önümüzdeki dönem hayırlı uğurlu olsun. Başka ne yaptık? Eski hükümet konağımızın yerini Ilgaz Belediyesi'ne kazandırdık. Orada Çankırı'da yine hiç olmayan güzel bir tema park yapacağız. Başka ne yapacağız? Eski Atatürk İlköğretim Okulu'nun yerine amfiteyatro yapacağız. Artık eğlenceleri, bütün programları 2000 kişilik amfiteyatromuzda gerçekleştireceğiz. Bunların yerlerini de hallettik. Ve son olarak şunu demek istiyorum. Eski Cevdet Hocamızın yaptığı kültür merkezini yeniliyoruz. 20 milyon parasını hazırladık. Bugün yarın ihalesine, yani seçim öncesi ihalesini yapacağız. İnşallah orada 2 tane düğün salonumuz olacak. Bir de bahçesinde Garip Kurabağ'ın ucuz yollu düğününü yapabileceği bir alan oluşturacağız. Büyük mevlitlerin okunabileceği bir alan oluşturacağız. O da Ilgaz'ımıza şimdiden hayırlı olsun. Bunun parasını da bulduk. Açalım. Şimdi sözlerime son verirken yeminle bitirmek istiyorum. Yemin adlı şiirle. Canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkını helal etmesin. Ak sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkını helal etmesin. Yerindedir daha aklım, iradem ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkını helal etmesin. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere önceki dönem milletvekilimiz Sayın Salim Çivitçioğlu'nun mikrofona teşriflerini arz ediyorum. Mehmet Başkan öyle dedi. Peki, tamam. Çok değerli il başkanım, çok değerli belediye başkanım, çok kıymetli belediye başkan adaylarım, çok değerli gençlik kolları il başkanımız, il genel meclisüyelerimiz, çok değerli belediye meclisüyelerimiz, çok değerli köy muhtarlarımız, Ilgaz'ımızın çok değerli hanımefendileri, beyefendileri, kıymetli gençler, her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Hoş bulduk, sefa bulduk. Biz sizleri gönülden seviyoruz ve kendimizi Ilgazlı olarak görüyoruz. Her zaman emrinizdeyiz, her zaman da emrinizde olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Çok kıymetli Ilgazlılar. Tabii bizim milletvekilliği sürecimizde kıymetli belediye başkanımız Mehmet Öztürk Bey ile beraber projeleri takip ettik. Ve kendisi burada anlattı, izah etti. Çoğuna şahidiz. Her biriyle ilgili ilgilendik. Gerek bakanlarımızla, gerek genel müdürlerimizle, gerek daire başkanlarımızla, gerekse bürokratlarımızla gidip Ilgaz için hiçbir zaman gurur kibir yapmadan
gerekirse yalvardık, yakardık, hizmet olarak Ilgaz'a getirdik. Sizlere feda olsun. Ben Sayın Başkanımın çalışmalarından ziyadesiyle memnunum. Tabii Ilgaz'ımızın birbirinden değerli 75 tane de köyü var. Geçen dönem bu köylere pek fazla hizmet edemedik. Sarmaşa'ya da hizmet edemedik. Sen burada duruyorsun, farkındayım muhtarım ama ne kadar akraba olursan ol edemedik. Ama Allah'ın izniyle bu dönem Sayın Belediye Başkanımız kalfalık dönemi olsa bile ustalık dönemiymiş gibi köylerimize de hizmet edecek. Bunun da sözünü almış olalım. Değil mi? Kıymetli muhtar. Bunun da sözünü almış olalım. Çok değerli Ilgazlar, ben inanıyorum. Ilgaz'ın değişimi dönüşümü gerçekten çok güzel. Sağlıkta yaşananlar, turizmde yaşananlar, tarımda yaşananlar, tarihle ilgili, kültürle ilgili yaşananlar, ekonomiyle ilgili yaşananlar her şekliyle Ilgaz'ın göz önünde. Ve inanıyorum ki Mehmet Öztürk yine bu dönem güzel işlere ve hizmetlere sizlerin desteğiyle imza atacak. Bu arada burada yine belediye başkan aday olan kardeşlerime, Oktay Bey burada, yine Tamer Bey de burada. Onlara da can yürekten teşekkür ediyoruz. Bir alkış da onlara istiyoruz. Onlar da bizim canımız kanımız. Biz onlarla beraber yolumuza yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Yeter ki siz sayın belediye başkan adayımız Mehmet Öztürk'ün arkasında, nasıl ki Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sapasağlam duruyorsanız sapasağlam durun. 31 Mart'ta ilçelerde şampiyonluğa imza atın. Biz de sizlere hizmet etmeye devam edelim inşallah. İnanıyoruz ve güveniyoruz. Hele hele hanımefendiler, sizlere daha çok güveniyoruz. Bu işin mimarı her zaman olduğu gibi yine sizler olacaksınız. Allah rast getirsin, kazanız mübarek olsun diyorum. Kıymetli Ilgazlar, bu seçimi sadece Ilgaz'ın belediye başkanı seçimi olarak görmemek gerekiyor. Şer güçler hiçbir zaman bu ülkeye boş durmuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı koltuktan indirebilmek için gece gündüz çalışıyorlar. Ama siz her seçimde olduğu gibi en son 28 Mayıs'ta da dik dur, eğilme, bu millet seninle diye onu dünyanın lideri olarak başkan yaptınız. Allah hepinizden razı olsun. Ama şunu bilin ki bu seçimde de şer güçler boş durmayacak. Yine uğraşacaklar. Yine uğraşıp yıkmaya çalışacaklar. Ama inanıyorum ki biz bunların altında kalmayacağız evvelallah. Bu seçim Ilgaz'ın hizmeti değil. Bu seçim Gazze'de soykırıma uğrayan Müslümanların seçimi olacak. Olaya bu zaviyeden bakın. Olayı böyle değerlendirin. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olan kardeşlerimize güç verin, omuz verin ve İsrail'in soykırımını hep beraber sonlandıralım diyorum. Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyor, Allah'a emanet ediyor, kazanız mübarek olsun diyor. Mehmet Öztürk'ü sizlere, sizleri de Allah'a tekrar emanet ediyorum. Saygılarımla. Yıllardır bu yuva sarayın köy sorununu çözülmüyor. İnşallah ona da bakacağız. Sayın Vekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Ilgazlılar, konuşmalarını yapmak üzere AK Parti İl Başkanımız Sayın Koray Erdoğan'ın mikrofona teşriflerini arz ediyorum. Kıymetli önceki dönem milletvekilim, kıymetli belediye başkan adayımız, kıymetli il genel meclis üyemiz, ilçelerimizden gelen kıymetli belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, kadın kolları başkanlarımız, değerli muhtarlarımız, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, seçim büromuzun açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii şimdi burada sözün üstadı iki tane değerli milletvekilimiz ve belediye başkan adayımız konuşma yaptı. İşin gerçeği bize de çok konuşacak bir şey bırakmadılar. Ben burada
Mehmet Başkan'ın saydığı projeleri dinledim. Allah razı olsun. Seçildikten sonra gerçekten Ilgaz'a çok büyük hizmetlerle katkı sağladı. Ve biz de bütün ilçelerde, beldelerde belediye başkanlarımızın yapmış olduğu hizmetleri saha anketleriyle, saha çalışmalarıyla bir araştırdık. Ve Ilgaz gerçekten memnuniyetini anketlere de yansıttı. Siz istediniz, Mehmet Öztürk tekrardan aday oldu. Siz istediniz, Mehmet Öztürk tekrardan hizmete talip oldu. Burada anketlere baktığımızda gerçekten çok çok büyük hizmetler yaptığı açık bir şekilde görünüyordu. Tabii o süreci kıymetli Oktay kardeşim ve Tamer kardeşimle beraber çok güzel bir şekilde yürüttüler. Bu nasip işidir. Biz de kimsenin hakkını kimseye yedirmek istemedik. Ankette ne çıkıyorsa o dedik göreve geldiğimizde. Bütün ilçelerimizde ankette çıkan arkadaşlarımızın aday olması konusunda gerekli görüşlerimizi bildirdik. İnşallah tabii bundan sonraki süreçte sadece belediye başkanlarımız değil, il geneller dahil olmak üzere il belediye başkanımızı, ilçe belediye başkanlarımızı ve belde belediye başkanlıklarımızı inşallah 17'de 17 yapıp AK Parti'nin bayrağını belediyelerin üstünden sallandıracağız inşallah. Tabii bizim belediyecilik anlayışımız hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliğidir. Sadece hizmet etmek yetmez. Vatandaşlarımızın da gönlüne girebilmek gerekir. Bizim Mehmet diyorsunuz. Evet, bizim Mehmet Ilgaz'da herkesin gönlünde bir yer etmiş maşallah. Heyecanı en üst safhada. İnşallah yapacağı projeler de hazır. O yaptıklarını saydım. Ben de buradan bir destek de biz verelim. Kuralar çekildi. Üçüncü ayda inşallah TOKİ'nin ihalesi yapılacak. Onun da buradan müjdesini vermiş olalım. Başkanımız, ben 6 aydır görevdeyim. 6 aydır en çok gelip bakanlığa gidelim, şurada şu işimiz var, burada bu işimiz var diyen başkanlarımızdan bir tanesi. Ilgaz aşığı. Ilgaz'ın turizmde iyi yerlere gelmesi için elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor. Hem altyapı hem üst yapı bütün çabayı sarf ediyor. Sizler de Ilgaz'a aşık olan bu adamı tekrardan 31 Mart akşamında en yüksek oyla zafere ulaştırmanız lazım. Söz alalım başkan. Evet, sayın vekilim diyor ki bir söz alalım. Sözü şöyle alalım. Teşkilatlarımızla, aday adaylarımızla, bütün muhtarlarımızla, burada bulunan bütün halkımızla, Ilgaz'ın kıymetli vatandaşlarımızla 31 Mart akşamı %70 hedef veriyoruz. %70 ile Mehmet Öztürk'ü seçmeye var mıyız? Var. Tekrar teyit edelim. %70 ile Mehmet Öztürk'ü seçmeye var mıyız? Var. Ses çıkmıyor. Hanımefendiler daha baskın. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, tekrar soruyorum hanım kardeşlerim. %70 ile Mehmet Öztürk'ü tekrar seçmeye var mıyız? Var. Şimdi oldu. Neden %70 dedim? Saha çalışmaları onu gösteriyor. Öyle görünüyor. %70 bir hayal değil, bir gerçek inşallah. Ben Mehmet Öztürk'e ve bütün teşkilatlara güveniyorum. O da buradan bir söz verecek. Köyleri dahil, Ilgaz'ın bütün mahallelerinde eksik ne varsa, kenarda unuttuğumuz ne varsa hepsini tamamlayacak. Biz de destek vereceğiz. Kıymetli başkanım, sen de Ilgazlılara söz veriyor musun? İnşallah yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim Mehmet'i önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Yemek ikramımızı...
Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Açılışımızı yapalım yemek ikramı. Seçim büromuzun açılışından sonra siz değerli vatandaşlarımıza, hemşerilerimize yemek ikramımız olacaktır. Tüm halkımız davetlidir. Teşekkür ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim ve alâ âlihi ve ashabihi ecma'in. Habibim Muhammed Mustafa'ya iman etmesi için, Allah rızası için El-Fatiha.